Bugün burada Küçükçekmece Belediyesi'ni uyarmak için geldik. Yaptığının suç olduğunu hatırlatmak için. Çünkü Türk Ceza Kanunu 216. maddesine göre halkı kin, nefret, düşmana sevk etmiş oluyor Kemal Çebi ve emrindekiler. Ayrıca bana da, şahsıma da ve tüm erkeklere hakaret etmiş oluyor, aşağılamış oluyor. Çünkü diyor ki beni babam öldürdü, dedem öldürdü. Bu karşı tarafta diyor ki beni annem öldürdü, nişanlım öldürdü. Yani kadın erkek savaşı çıkarılmak isteniyor. Türkiye'de nasıl daha önce Kürt, Türk, layık, antilayık savaşı çıkarılmak isteniyorsa, şimdi küresel bir oyun var. 15 Temmuz'da başarılamayan aileyi yok etme küresel savaşıyla bu şekilde aile kavramını yok ederek kadın erkek arasında savaş çıkarmak suretiyle yapılmak isteniyor. Bizim buna sivil toplum olarak, kanaat önderleri ve medya olarak dur dememiz lazım. Eğer biz bunu dur demezsek, kaldı ki sizin haberinizden sonra zaten kaldırıldı. Ama bu yetmez. Çünkü biz suç duyurusu yapmadığımız takdirde diğer belediyeleri teşvik olur. Bundan sonraki cuma gün yine saat 14 öyle işte Şişli Belediyesi'nin önünde basın açıklamamız olacak. Haftaya da Gaziantep Belediyesi önünde yapacağız. Çünkü asıl fitnenin başı Fatma Şahin ve arkadaşlarıydı. Toplumsal cinsiyet eşitliği veya toplumsal cinsiyet adaleti adı altında Türkiye'ye bir operasyon çekiliyor. Bu operasyona dur demek lazım. Sayın Süleyman Soylu şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki sadece Amerika'dan Ankara'daki feminist eşcinsel terör örgütlerine 22 milyon dolar para geldi. Sadece Ankara'ya bu. Türkiye çapında 135 tane yani çeşitli şehirlerde bunların örgütleri var. Dernekleri var ve yasal güvence veren Fatma Şahin'i onun için protesto edeceğiz. Sivil toplum ve medya sizin yaptığınız gibi aile konusunda sağduyu sahibi haberler, yorumlar, makaleler olmalı. Kanaat önderlerimiz yazmalı. Burada aydınlarımıza, gazetecilerimize, yazarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Bismillah. Öncelikle şunu söyleyelim. Bütün iş İstanbul Sözleşmesi ile başladı ve şu anda küresel ifsat çetesi bunu yerel sahada güzel bir şekilde tatbik etmeye başladı. Bu noktada da dost düşman bütün belediyeler, yani normalde hiç birleşmeyen belediyeler bu sözleşme hakkında müthiş bir ittifakla herkes aynı cepheden buna destek vermeye başladı. Bunun son yansıması da Küçükçekmece Belediyesi'nin billboardlara ölüm afişleri asması oldu. Burada şunu söyleyelim, sosyolojik olarak ve psikolojik olarak kesinlikle bir kötülüğü yaymakla, reklamını yapmakla o kötülük ortadan kalkmaz. Ancak mesele, kesinlikle biliyoruz ki mesele iyileştirmek değildir. Yani sesimiz gidiyor, belediye yetkilileri buradadır. Şu anda sesimiz onlara gidiyor. Eğer siz bir toplumu düzeltmek istiyorsanız öncelikle o toplumdaki güzel şeyleri sürekli anlatmanız lazım. Şu anda çocuklar o billboardların önünden geçti. İnsanlar o billboardların önünden geçti. Orada sürekli ölüm, 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 ölüm demekle asla ölümsüzlük, hayat meselesi konuşulmuyor. Yani billboard dediğimiz şey aslında insanların düzelmesi için iyi şeyler yapılmalıdır. Ancak mesele bu değil, biliyoruz. Yani mesele, hani Allah-u Teala Bakara suresinde onlara sorsanız biz yeryüzünü ıslah etmek istiyoruz diyorlar. Halbuki onların asıl işi ifsad etmek, bozmaktır. Biz biliyoruz diyor. Şimdi mesele de budur. Yani bizim gördüğümüz şu anda her ne kadar bazı billboardlardan kaldırdılarsa da arkadaşlara sesimiz gidiyor buradan. Yarımbulgaz tarafındaki billboardlarda halen bu afişler asılı durmaktadır. Yani toplum gerçekten, halk bu noktada vicdan sahibi, herkes bu billboardlara ses çıkardı. Siz de duyarsız kalmadınız. Ben şunu söylüyorum. Yani Kemal Çebi kendi ailesinde böyle bir şey olmasını takdir eder mi? Yani düşünün, kendi ailesinde çocukları onu reddetse, çıksa dese ki baba bundan sonra ben seninle yaşamak istemiyorum. Ben seni takmıyorum. Ben bundan sonra gideceğim sokakta yaşayacağım. Sokak benim için daha güzel. Kemal Çebi kabul edecek mi acaba? Bu noktada kendisi için de, yani belki bilmiyordur, belki haberi yoktur, belki işin nerelere varacağını akletmiyorlardır. Biz buradan gerçekten vatandaşlara da söylediği, sosyal medyada da ciddi bir şekilde şu oldu. Yani kendilerinin yaptığı bu yanlışı
bir an önce özür beyanıyla düzeltmeleridir. Yani bunu yaparken sadece billboardları bir gece yarısı sökmek, yırtıp atmak değildir mesele. Burada biz bir yanlış yaptık, yanlışı kabul erdemdir. Bir yanlış yaptık, inşallah bu gibi çalışmalarımız bundan sonra olmayacak ve hatta bundan sonraki billboardlara da aile mefhumunu koruma noktasında, eşler arasındaki ittifakı korumasında bir şeyler ortaya koyması lazımdır. Bu aslına bakarsanız Türkiye'de yapılan bir operasyon. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada yapılan bir operasyon. Bunun adı İstanbul Sözleşmesi adı altında yani toplumu tamamen bitirmek. Yani başka türlü yani küresel sermayenin sahipleri yani bu Rockefeller aileleri, Soros aileleri bunlar dediler ki biz 7 milyar falan insan var nüfusu. Biz bunları nasıl yok ederiz? Ya biz bomba atarsak bunun içerisinde biz de işe yaparız, yok oluruz. Ama dediler ki biz böyle yapmayalım. En iyisi kadına biraz hak verelim. Erkeği evden kovsun. Neticede bu şekilde yani erkek evden kovulduğu zaman dedi ki biz bunu bu şekilde hallederiz. Bir de geçenlerde İngiliz prof geldiğinde en büyük suç zaten erkek olmak dedi. Erkek neslini bitirmek lazım. Yani erkek neslini bitirdiğiniz zaman kadın kendi kendine zaten üreyemiyor. Yani ama bundan 20 yıl sonra böyle bir operasyon varmış. Yani bir kadın çiftleşmeden babasından almış olduğu gen ile böyle bir üremen olacağını söylüyorlar yani.